Hamur açamayanlar için bol malzemeli mantı tarifim var. Hadi birlikte tarifime geçelim. Şimdi suyumuz kaynadı. İçerisine ben bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzumu ekledikten sonra bir paket makarnanın içerisine koyuyorum. Sonra bir kere karıştırıyorum arkadaşlar. O hazırlanırken soğanımı rendeleyip iç malzemesini hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar kıymamızı iki kere çektirdik ama bir kere de mutfak robotundan geçirmek istiyorum. Siz de böyle yaparsanız daha kolay sıkabilirsiniz mantınızın içerisine. Bu maydanozları da ben önceden yıkayıp hazırlamıştım. İçerisine 3-4 diş sarımsak ekledim ve maydanozları ekliyorum. Birazcık saplarını keselim. Ekliyorum. Bir tık çevirip arkasından soğanı ekleyeceğim arkadaşlar ve baharatlarını ekleyeceğim. Şimdi içlerini doldurmaya başlıyorum. İsterseniz bu şekilde de doldurabilirsiniz. Şöyle minik minik. Tabii o zaman çektirmemeniz gerekiyor. Da böyle bir yumurta poşeti alıp içerisine çok fazla miktar değil arkadaşlar, az miktar iç harcımızdan alıp, ya bu da biraz az oldu ama olsun, şöyle ucundan ufacık bir delik açıyoruz, oradan iç malzememiz çıkacak arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben bunu bu şekliyle içerisine dolduracağım. Deliğimiz biraz az gelmiş. Biraz daha açmamız gerekiyor deliği. Çok az olmuş. Biraz daha kesiyorum. Daha da çok mu kestim acaba? Şöyle içine döküyorum kıymamı. Bu taraftan çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Bu taraftan çıkıyor. Şimdi iç malzemem bitti. İçerisine tekrar iç harcı ekliyorum. Arkadaşlar fazla değil. Avucunuzda sığacak kadar alırsanız şu şekilde tutmanız çok daha kolay olacağı için daha kolay sıkabilirsiniz.
Hatta ben biraz fazla koymuşum. Fazla koyunca da şu şekilde arkadan çıkıyor. Onu göstermek istedim size. Bu şekilde mantı yapamayanlar için, hamur açamayanlar için harika bir tarif ve gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Denedikten sonra zaten kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. Çünkü normal mantıda içerisinde çok az et olurken bunun içerisinde bildiğin köfteden çok, köfte kadar değil de köfteden biraz az miktarda kıyma oluyor içerisinde arkadaşlar. Lezzetini de zaten garanti ediyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kabımızın içerisine alıyoruz arkadaşlar. Sosu, domates sosumuzu hazırlamak için. Sonra domateslerimizi soyuyoruz. Sosumuzun içerisine yine rendeleyip koyacağız arkadaşlar. Yağımızı kızdırdık. İçine hazırladığımız domateslerimizi ekliyoruz. Ben içine bir tık kırmızı biber koymayı tercih ediyorum. Biraz tuz ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Hazırladığımız domates sosunu üstüne döküyoruz. Her yerine eşit şekilde. Sonra fırına göndereceğiz arkadaşlar köftelerin pişmesi için. Şöyle yağlar altına da gelsin diye sallıyorum arkadaşlar. İsterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz içerisinde veya tepsinizin dibini yağlayabilirsiniz. Çünkü yapışma olasılığı var dibine. Ama bu şekilde yağlar da aşağıya gidiyor. Hangisi daha kolayınıza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Fırından çıkardım. Harika görünüyor. Üstüne sarımsaklı yoğurtla efsane olacak. Sadece bir köşesine koyacağım sarımsaklı yoğurdumu. Şöyle içinden bir tane alıp göstermek istiyorum. Harika oldu gerçekten.